Arkadaşlar merhaba. Size dünyanın en büyük iyiliklerinden birini yapmaya geldim. Ne yapacağız? Saatte gece kaç oldu lan? 12.30. Çok bağıramıyorum. Ne yapacağız? Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere artık kilo alamama sorunu, kaliteli kütle hacim yapamama diye bir şey yok. Bu saatten sonra yok. Hem de en ucuz şekliyle hem aslında aynı kalite. Neydi? Dur mevzuyu göstereyim artık. Nasıl olacak arkadaşlar? Bunun olacak. Evet, reklam oluyormuş gibi olacak ama Migros pirinç unu. Biliyorsunuz şimdi bütün supplement firmalarında şey dönüyor. Pirinç unu, aromalı pirinç unu. İşte size 1 kilo ürün mesela 180, 200, 150 o civarlarda 150 TL tabii. Biz bu videoyu yayınlayana kadar gene zam gelmiş olur. O civarlarda aromalı şekliyle satılıyor. Şimdi tabii ki güzel bir şey. Pirinç unu çok büyük bir kolaylık. Yani kilo alabilmen için, kaliteli kas kütlesi koyabilmen için hem tatlı gibi yapıyorsun, muhallebi oluyor falan filan ya da işte ne bileyim pilavı pişiremedin ya da işte ne bileyim yapamadın o gün karbonhidrat mevzunu. O seni kurtarıyor. Hani hızlı bir şekilde yapıyorsun, yanında taşıyorsun, kolay, tadı güzel falan filan. Baktığın zaman zaten pahalı bir noktaya geldi artık, 180-200 lira. Gerçi bu videodan sonra bana firmalar çok kızabilecek. Bu şu an Migros'un pirinç unu. Lan bakmadık. Bakalım kaç liraymış şu anda internette. 250 gram bu. Buraya besin değerini de koyacağım. Bakalım. Lan Migros pirinç unu çıkmadı. Lan pirinç yazmışım ya. Maza. Bunu değeri. Şunun ne değeri? Kardeş. Bir dakika. Bunu inanılmaz pahalılaştırmışlar Kemal. Kemal. Ne kadar olabilir oğlum? Ha bu Trendyol'da falan. Ya bir dakika ya. Nerede kardeş bu Migros pirinç unu? Migros. Git. Ha 10 lira. Bak göstereyim sana. 11 lira la. 11 lira. 250 gram 11 lira. 1 kilosu kaç lira yapar? 44 lira mı yapar? 44 lira. 180 lira nere? 44 lira nere? 180 liranın içerisinden aromayı düş. Yine değil. Şimdi bu pirinç ununu ben anlatıyorum ama niye anlatıyorum? Şimdi bunun kıvamı asıl bizi kurtaracak olan. Bu pirinç ununu da nedir? Pişirdiğinde ne oluyor? Yiyorsun tıkanıyorsun yani sana böyle normal muhallebi gibi yaptığında kıvamı önemli bunun. Şimdi bunu göstereceğim. Bu bir kıvam var. O kıvama geldiği zaman bunu çok rahat bir şekilde tüketiyorsun ve çok rahat şekilde sindiriyorsun. Ben mesela sindirdiğini nasıl anlarsın mesela bunu? Ben bunu yiyorum yanında işte tavuğumudur vesaire yiyorum. Bir saat sonra tekrar acıkabiliyorum yani. Öyle bir şey yani. Asla karbonhidrat seni tıkamıyor. İşte atıyorum sen o gün bir tabak pilav yedin, iki tabak pilav yedin, işte biraz patates yedin ya da neyse artık. Hangisiyse o seni bayağı tıkıyor. Ama bu benim yaptığım kıvamda asla tıkamıyor seni. Şimdi onu göstereceğim ve herkes için inanılmaz bir şey olacak. Bakalım bunun bir paketinde 100 gramda 78 gram karbonhidrat var. Bunu 80 olsa 160. Lan ona matematiğimiz yeter mi? Lan 200 gram karbonhidrat var bunun içinde. Bir pakette 200 gram karbonhidrat. 200. Yani 200 gram karbonhidratı sen pirinç olarak alman için oho sen 300 gram pirinçle pilav yapsan bir tencere olur. Bitirmeye kalksan hayatın kayar. Buradaki sadece profesyonellerin söylediği ya da araştırıp bulabildiğim handikap şu. Şimdi bazı profesyonel sporcular sadece pirinç. Pirinci de kaliteli tüketmek istiyor. Adam ne yiyor? Basmati yiyor. Ya da işte bal da yiyor. Yani en kaliteli işte jasmin yiyor. Normal ama kırık pirinçtir. İşte bilmem ne pirinç diyor ki bunlar kalitesiz. Kalitesiz besin olduğu için de ona göre sulandırıyor seni ekstra. İşte ne bileyim şey oluyor karbonhidrat. Ama atıyorum ultra profesyonel değilsen bu senin için büyük bir sorun değil. Sindirim problemi yaşatıyor mu? Yaşatmıyor. Her türlü kütleni koyarsın, kilonu alırsın çok rahat bir şekilde. Sadece öyle bir iddia var. Ama şöyle de bir durum var. Mesela protein tozlarıyla bu şeylerle aromalı pirinç unlarıyla form tutan sporcular var. Çok güzel formlara ulaşan sporcular da var mesela. Bu biraz kişiden kişiye de değişebiliyor ama ultra profesyonel düşünmüyorsan zaten bunu sorun etmezsin. Zayıf bir kimseysen ya da normal sıradan bir insansan yani spor yapan ve kütle koyman gerekiyorsa yani zaten profesyonellik seviyesine uzaksan bu senin için tamamen bir kurtarıcı, ilaç şeklinde yani. Senin mevzunu çözüyor. Artık çeşitlendirirsin. Şimdi dün akşam bahsetmeyi unuttuğum bir husus oldu. Dünkü tarifimizdeki ürünümüz tatlandırıcısızdı. Tatlandırıcısız olmasının
artısından bahsedeceğim ya da tatlandırıcı ürünlerin handikapından diyelim. Şimdi çoğu sporcular protein tozundan tatlandırıcı alıyorsun, BCA'dan, ne bileyim kullandığın bütün üründen, içtiğin içecekten, her şeyden tatlandırıcı geliyor. Tatlandırıcının da şöyle bir handikapı olabiliyor. İşte sana sindirim sorunu yaratabiliyor ya da işte ne bileyim ekstra sulanma yaratabiliyor. Ama tabii bunun yanında bir sürü tatlandırıcılı ürün kullanmasına rağmen yine çok iyi formlara ulaşan sporcular da oluyor. Yani bu birazcık kişiden kişiye de göre değişiyor. Ben mesela, benim için ben fazla tatlandırıcıdan uzak durmaya çalışıyorum. Atıyorum, mide yanması yapabiliyor. Yani başka şeyler de yapabilir de, hani bundan dolayı olduğunu düşündüğün durumlar da oluyor. Aslında tavsiye de edilmiyor. Çoğu profesyonel sporcu tatlandırıcılardan uzak kalıyor. Bu tarifin en büyük artılarından biri de tatlandırıcıyı bayağı azaltmış oluyorsun. Minimum bir şekilde protein tozundan gelecek bir tatlandırıcı. O da zaten yarım ölçe koyduğun için çok az bir tatlandırıcı almış oluyorsun diğer tatlandırıcı ürünlere göre. Tatlandırıcılarda sindirim sorunu, mide yanması vesaire yapabiliyor. Bunu da belirtmek istedim. Ekstra sonradan ekledim. Bam! Bunu yapacağız, kıvamı göstereceğim. Sonra nasıl içildiğini göstereceğim. Ve şu an bayağı da şeyler yedim bugün ama içebildiğim kadar da içeceğim. Size göstereceğim nasıl kolay ve rahat olduğunu. Şimdi bunu yapmak için bir tane tencereye ihtiyacımız var. Ha, işte bu da tencere. Bunun için bir tencere. Ne kadar su koyacağımızı falan şey yapacağım. Ocağımız da böyle pis mi? Kardeş, ocak böyle yapma. Yapacak bir şey yok. O kadar olur. O kadar olur. Burada 80 tane yemek pişiriyoruz her gün. Şimdi bunu aldık. Bu 3 tane 750 gram. 750 gram tek seferde. Ben hani tuna tavus değilim de, atıyorum yapmak istesem bunun hepsini içebilirim. Şu anki yapacağım formla hepsini tüketebilirim. Sana handikapını da söyleyeceğim, gerçek mi değil mi. Şimdi bunları döküyoruz. Dökeceğiz. Yalnız un gibi bu kolay kolay bu. Lan üstümüzde siyah miyah, her tarafımızı beyaz meyaz yapacağız ha. Şuraya attım bunu. Böyle iyice çırptım. Şuradan açtım. Dikkatli açmazsan, ki açmamış olabilirim, değişik şeyler yaşayabilirsin yani. Değişik şeyler yaşatır. Bu pirinç unu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şimdi pirinç ununun kalitesi var mıdır? Bence yok. Bu ne oluyor biliyor musun? Piyasadaki kırık pirinçler. Yani en işte adam gidip baldodan bunu öğütüp bu hale getirecek değil ya işte. Hani gidiyor piyasadaki kırık pirinç. Mesela markette pirinçler var. Atıyorum 20 liraya da pirinç var. 150 liraya da pirinç var. Hani. Ama işte o pirinci alıyor, o kırık pirinçleri. Sonra bunu öğütme makinesi var. Öğütüyorlar. Bu pirinç unu oluyor. İşte tatlılarda kullanırsın falan diye. Ama hani dediğim gibi diğer pirinç, aromalı pirinç unlarıyla inanılmaz formlar tutan sporcular var. Zaten bu da aynısı. İşte onda ambalaj masrafı var. Ondan sonra işte ne bileyim reklam masrafı var. Bu Migros'un, inşallah bu videodan sonra da Migros bunu uyanıp da fiyatını arttırmaz. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi 3 taneyi koyduk. Tamam, burada 750 gram pirinç unu var. 750 gram pirinç unu için ben 2 litre su koyuyorum. 2 litre 250 gram da olabilir. Mesela koyabilirsin o kadar. Şimdi bak, burada bir su var. Bu dolu. Şimdi buradaki suyu koyuyorum buna. Şimdi bu içme suyu. Daha altını yakmadım hiçbir şekilde. Bu son 1 litre de çeşmeden koyacaksın. Bak, çeşmeden koyacaksın ki birazcık da zehir, mikrop, bakteri alacaksın. Vücutun şey, bağışıklık kazanacak. Arkadaşlar bakın, bu pandemi sürecinde evde kaldık. Eskiden çeşmeden içerdik suyu. Hiçbir şey olmazdı. Sokaklarda sabahlara kadar gezerdik. Özellikle bizim nesil, şimdiki genç nesil zaten. Hep bak, o bidondaki sulardan öyle oldu. Çeşmeden, ama eskiden çeşmeden de bu kadar kötü gelmiyordu. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çocukken gerçi her şeyi içiyorum da. Evet. Bak, tenceren böyle olması lazım. Bunu iyi ayarlaman lazım. 2 gram, 200 şey gram, bilmem ne gram işte. 2 litre oldu şu an. Al, azıcık daha da koydum. Normalde koymam mesela da. Koyu olmasın diye. Aslında olmaz da, yeter ya. 2 litre falan ancak koymuşumdur. Şimdi bunu da çöpe atayım kardeşim. Onu çöpte poşet yok. Sıkıntı. Şimdi bunu aldık. Şimdi burada ocaktaki büyük mevzunun buraya, gerçekten de ocak pismiş kardeşim ya. İşte bilmiyoruz ki, beceremiyoruz ki, youtuberlık bizde bu kadar oluyor. Evet.
En altına kıstım. Ya kardeşiz. Öyle görüyorsun değil mi Kemal? Hı. Yemek yapıyoruz artık. Evet kardeş. Bunu al. Ben böyle şey gıcığım tam ortasına denk gelmesi lazım. Bunun simetri hastalığı mı deniyor? Heh. Bunu aldım. Ve kardeş bu. Tabii ki bunu alacaksın. Bu çok önemli. Tabii. Böyle. Çırpıcı. Yavaş yavaş. Taşırmadan. Şimdi böyle yaptığında. Arkadaş şimdi kaç dakika olmuş? Doğru bilgi verelim insanlara. Şimdi açtım altını. 0039 diyor kardeş. Tamam mı? Ne kadar? Ben bunu nasıl anlıyorum? Şimdi bak bunu çıkardım da gördün mü? İlk önce böyle oldu. Bunu böyle bu hala toz içinde böyle düşüreceksin. Yoksa bunu böyle çevirmeye devam edersen ortada top gibi kalıyor böyle bazen. Şimdi dibinden iyice alacaksın. Böyle çevireceksin kanka. Oğlum her şeyini anlatıyorum lan size. Bak Allah belamı versin bunu uygularsanız var ya diyeceksiniz ki abi sen neymişsin diyeceksiniz ya. O dükkana gelip kilo alamayam diyen insanlar dünyayı yiyorum da şöyle kilo alamıyorum. Sen gel bir bizliğe bakalım. Senin yediğini sanıyorsun. Senin yediğini tek önde yiyenler var değil mi Kemal'cim? Kanka ben bir şey demiyorum. Ben geçen gün hesapladım. Benim yediğimi bir adam 4 günde anca yer. Ben oralı değilim falan diyeceğini sandım bir an. Böyle hani olaylara çok uzak kalıyor. Ben yapamam. Kardeş, böyle bak buraya da bunun için yapmışlar değil mi? Tabii tutun orada. Tabii. Her neyse şu an bak iyice dağıttım mevzuyu. Şu an pirinç unu su gibi şu an. Bak ben bunu böyle değiştim ha. Hemen aldım böyle değiştim. Dedim ki bu su oldu kardeş ben bunu içerim. Ha. Sonra ne oldu? Şimdi bunu araştırdım. Ondan sonra dedim ki pirinç ununun çiğ tüketilmesi ne gibi zararlar doğurur? En çok da bununla alakalı Çinliler, Minliler sıkıntılı bu Asya toplumları falan sormuş. Millet de demiş ki kardeşim pirinç ununu çiğ tüketirsen işte bağırsağında değişik bakteriler oluşur, sıkıntı yaşarsın falan filan. Onlar da denemiştir kardeşim şimdi sabah akşam. Tabii ki şimdi bunun kaynatması var yani. Ben böyle kaldım oğlum gözüküyor mu la oradan güzel böyle öyle ters konuşuyorum. Bu sol elimle de çeviremiyorum ki. Sen yer değiştirsen mi ki acaba? Ya da yok orada kal ya. Ya da geç bakayım orada geçince nasıl oluyor? Vay ama. Şimdi 0039'da aldık. 3 dakika geçti. Tabii yavaş ateşte ne kadar hızlı pişer önemli değil. Ama zaten şöyle bir durum oluyor. Bunun tam altı böyle kalınlaşmaya başladığı an GG. Duracaksın orada. Zaten o sırada piştiyse pişti çeviriyorsun. Ki piştiyse pişti derken pişiyor zaten. İşe de yarıyor zaten. Nereden biliyorsun? Şimdi yemek yaparken bu söylenmez. Ama test edildi, onaylandı, sıkıntı yok. Sindirilebilirlik süper. Hatta en üst seviye. Yani şöyle söyleyeyim. Direkt seni acıktırıyorsa, bir şey seni acıktırıyorsa zaten direkt kana karışmıştır, sindirilmiştir. Ya da sen de sindirim problemleri yapıyorsa, ishal vesaire ne bileyim yani zorlayabilir. Bazı yemekler bunu sana yapıyorsa zaten bu sana alerjinik reaksiyon gösteriyor. Yapma diyor, yeme diyor beni diyor. Sana bağırsakların senin ikinci beynin, hatta ilk beynin. Sana diyor ki yapma. Uyarı veriyor yani. Çok gaz çıkarıyorsan yapma diyor sana. Anladın mı? Her neyse. Gaz çıkarıyorsan kardeşim. Sürekli çıkarıyorsun. Ya siktir git. Elinde dosturuyorsun kardeşim. Kardeşim videoda saçma sapan şeyler söylüyorsun. Amına koyayım. Senin espri anlayışını neyse. Bak sabote etme videoyu. Sabote etme videoyu. Allahsız. Bak tövbe estağfurullah ya. Oğlum bak. Bir yemek yapacağız. Dinden çıkardın. Videoyu sabote ettin yani. Gerçekten sadece videonu çek yani. Değişik iddialarınla. Nickname'i Stoner konuşuyorsun ama. Kardeşim Stoner'la video çekiyorsun. Daha ne istiyorsun? Ya. Neyse. Bunu ben bir de böyle diyorum ki ben çok çeviriyorum herhalde lan bunu bir de. Şimdi çiğ köfteyi yoğururken pişiyor ya. Çevirirken de bu pişer mi ki? Çevirirken bu pişer mi bilmiyorum da çevirmezsen topak olur yani. O da doğru. Çok mantıklı konuştun da. Şu an su gibi oldu. Şu an su gibi kıvamda kanka. Tekrar anlatıyorum. Zaten bakın şu an su gibi. Bak su. Her şey su. Bu su ne zaman ki hani topaklanmaya başlıyor orada duracağız arkadaşlar. Bunun süresini de söyleyeceğim size. 0039 dedik. Şimdi bu mevzuya doğalgaz faturası çok gider gibi duruyor. Ne alaka salak yemek pişerken. Şimdi doğalgaz faturası mı çok gidiyor? Ama evet. Gerçekten yemek ya bir de lokanta işletiyorsun ya. Kardeşim ben de tüpe çok para veriyorum. Ne alaka oğlum bu tüp mü? Tamam işte doğalgaz. Lan bu sonsuza kadar yansa ne kadar gidebilir? Oo çok gidiyor öyle değil mi? Kanka ya bu nasıl bir cümleydi kardeşim? Sen bunu ben anne bak şu an anladım da bunu iptal edeceğiz de şu an.
Gerçekten bunu söyleme ya, vazgeç ya. Bu hiç konuşulmamış bir şey olsun kardeşim. Tamam. Doğal faturası çok gider namına koyayım ya. İşte Kemal. Şimdi kardeşim buradan kar etmeye çalışıyoruz ya bazı şeylerden. E tamam kanka, sen ötekini Allah'ım ne olur bunu pişir diye dua ediyorsun da öyle mi pişiyor amına koyayım? Hayır tabii ki. Ama bu biraz daha uzun gibi gitti. Lan ne alaka anasını satayım, pilav 10 saniyede mi pişiyor? 12 dakika oldu Kemal, beni bak fırlatırım, yemin ederim fırlatırım. Oğlum ben bunu koyuyorum, hemen koyulaşıyor çorba. Kemal git sanıyordum. Bak. Çorba gibi değil git mi kardeşim? Git bak git, benimle uğraşma. Ne yapıyorsun siz, bir saniyede mi yapıyorsunuz Adana yoğurt dükkanda? Kardeşim ben Adana'da ne alakası var bunun? Allah'ım bak beni bunu koyarsın. Bak. Beni sınama bak. Vallahi kameraya falan tekme atarım. İki tane çevirirsin, koyulaşır bu. Bu ne ya, iki saat? Uzatıyor bak, bir de inanamıyorum ya. Uzatıyorsun ya kanka bak. Yapma oğlum, videoda yapma bari. Lan yapma lan. Doğalgaz çok gelirse. Allah'ım ne olur bu yemeği pişir, amin diyorsun. Ve pişiyor ha? Pişer hemen. Beni yoruyorsun. Allah belanı versin. Bak şu an bir kıpırdanma oldu, tamam mı? Kaç? 39, 15 dakika kanka. Bu oldu ya. Bu artık oldu bak. Tamam. Bitti. Tam 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika içinde arkadaşlar şu an 800 gram karbonhidratımız hazır. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Gel yer değiştirelim. Geç. Şimdi. Onu satayım. Gitti. Ne gitti? Kapı aşağı gitti. Buzdolabından aşağı gitti. Onu nasıl? Ha şunu çeker alırız. Da yani. Bir daha alamazsam dedim. Niye o kadar üzüldüysem? Tamam burada hardline var. Evet şimdi hazırladık. Hop babalar geldi. Bunların kaç milimi aldığını bilmiyorum. Bak, benim burada yerim var kardeşim. Bak şuraya kadar koyarım bunu ben böyle. 3. Bunu 5 öğün. 800 gram. Bunu 5 öğün. Bir gün yersen zaten herhalde Ronnie Coleman gibi olursun. Hayatın boyunca bu 5'ini yersen Ronnie Coleman gibi olursun. Ya ben mesela yiyebilir miyim? Yerim. İstesem yerim. Ama şöyle bir durum var. Yani gerek yok. Ben mesela ne kadar? Bunun 3 tanesini içsem günlük almam gereken karbonhidratı alıyorum. Ki zaten fazlasını da alıyorum. Ben mesela nasıl alıyorum? Başka şeyler de yiyorum gün içerisinde mesela. Onlardan da karbonhidrat geliyor. Meyveden geliyor. Bilmem neyden geliyor. Bir şekilde geliyor. Şimdi bunu aldık. Şimdi kıvamı göstereceğim. Kemal güzel çek. Hadi kardeş bak kıvamını falan güzelce görsünler diye. Hop bak su gibi. Kardeş bunu bu kıvamda içeceksin. Bak bu kıvamda ne var biliyor musun? Ne var içeriz. Bak bunu lapa haline getirdiğin zaman bu senin direkt midene oturuyor. Yani gerçekten pilav yemiş kadar oluyorsun. Tamam mı? Bak dibinde kalan da bu kanka. Bak dibinde kalan da bu. Bunu da buradan alıyorum. Şöyle baba bak. Oba. Bunu da alıyorsun. Oba. Kardeş bayı. Bunu zaten yemiyorsun. İçeceğiz. İzle şimdi. Şimdi hemen mi içeceğim bunu? Şu an içilmez. Ben hazırladım kanka. Hı. Şimdi diğer günden hazırladım. Bak şimdi bunu sizin için yapıyorum. Ben bunu sade de yiyorum. Bildiğin işte pirinç tadı. Böyle bir şey yapalım da kurumasın. Hem de çok kolay. Bulaşığı da çok kolay çıkıyor. Hemen 2 saniyede süngeri sürüyorsun çıkıyor gidiyor. Süper. Hiçbir şey kirlenmiyor, batmıyor bilmem ne. Her neyse. Bunu yaptın ya. Bunu buraya alıyorsun. Bunları bak. Baba ya bunlar. Bunlar var ya iksir iksir. Türkiye'de kardeşim bu videoyu izleyip de kilo alamıyorum. Kaliteli kas kütlesi koyamıyorum. Definasyonu da girdiğimde yeteri karbonhidrat alamıyorum. Yok buhta. Yiyemiyorum, idemiyorum. Böyle bir şey yok. Bitti artık. Ben sana söyleyeyim yani. Bu iksir kardeş. Bunun böyle olması iksir oldu. Şimdi buna ne yapabilirsin mesela? Bunun üstüne şimdi protein tozu eklersin. Her bir tanesine protein tozu eklesen, her bir ölçek protein tozu eklesen ben şey oluyor. Nedir onun ismi? Fazla olur. Yani 3 tanesini yesen günde 3 ölçekten protein tozu alman gerek yok. Mesela ne yapacaksın? Çünkü et yemen gerekiyor. Hani proteinini daha iyi al. Bununla çeşitlendir mevzuyu. Ben mesela yarım yarım koyuyorum mesela. Mesela normalde şu an koyulmaz bu. Bunlar sıcak ya. Bunu koyarsan aslında kesilir. Ama ben koyacağım göstermek için. Kesilir. Bunu yaptın böyle yaptın ya. 2-3 saat bu bekleyecek böyle. Bunu bırakacaksın, unutacaksın. Sonra bu normal soğuduktan sonra üstüne koyup sonra bunun kapağını kapatıp dolaba koyacaksın. Bak mesela şöyle. Hiç sos mos bilmem ne haline getirmeye gerek yok. Bizim işimiz o değil. Biz hızlı pratiklik, hızlı sindirilebilirlik. Okey. Yarım ölçek. Bunu böyle koydum ya. Bunları da koyacağım. Bunu göstermek için yaptım. Bunu koydum. Hardline High Pro.
Arkadaşlar, Türkiye'nin en iyi izolesi, en iyi sindirilebilirliği yüksek, sıfır şeker, en kaliteli protein tozu. Onu kullanıyorum. Her neyse, reklamı da yaptık kardeşim. Bunu alıyorsun, bunu kapatıyorsun kanka. Böyle. Şu an yaparsan bak bu buharlaşacak. Bunu alıyorsun, kaldırıyorsun buzdolabına. Neyse baba, bunu kapatmıyorum şimdi. Bunların da soğumasını bekliyorum. Şimdi ben yaptığım bir taneyi çıkarıyorum. Hadi gelin benimle. Dananana. Dayı burada. Dün akşam yaptım ben bunu. Şimdi ki bugünkünün kıvamı daha iyi oldu. Bu biraz daha koyu oldu. Öyle acelem vardı. Bak şimdi. Bak şöyle su gibi suyu mu çıkmış üstüne artık neyse. Falanlar filanlar var. Önemli değil. Şimdi bunu böyle aldın. Tamam mı? Bunu aldığında böyle bir manzara. Ana bu diyeceksin ki mesela yine şey olmuş. Koyulaşmış. Böyle yavaş yavaş. Yaklaş buraya da. Şimdi bu hareketi buraya çek şimdi kardeş. Bir şey yapmazken oraya çekiyorsun. Her neyse. Bunu böyle yavaş yavaş tekrar su haline getiriyoruz. Karıştırıyoruz. Homojen. Dağılmasını sağlıyoruz. Böyle de bilimsel konuşuyorum işte. Uğur Şengör. Tabii. Kardeş sen lallik oldun. Ana dökülmüş. Hiç konuşmaz oldun. Sustun. Gerçi doğalgazdan sonra biraz... Doğalgaz değil ya. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi saat geç oldu. İkincisi... Doğalgaz biraz ya. Biraz elim de yoruldu. Kardeş her seferinde... Elim yoruldu mu? Hı. Çok ilginç ya. Ama 32 dakika oldu ya. Kardeş ne fark eder ya? Ya ben günün yorgunluğu da var bende kardeşim. Ya kardeş sende gezegenin yorgunluğu var ya. Kardeşim biz çalışan. Gezegenin. Biz sabaha kadar akşama kadar yatmıyoruz evde. Biz ne yapıyoruz? İşte ben yatanları söylüyorum. Ben sana yatıyorum demiyorum. E tamam da kime ne anlatıyorsun yani? Dur bakalım. Bak bu tekrar su oldu. Ağlamaya başladığına göre Kemal arkadaşlar. Yok bu su ben oldu. Ağlamıyorum kanka. Niye konuşamadığımı söyledim. Evet. İnşallah. Ya zaten konuşamıyorsun da konuşacağını iddia ediyorsun. Gene konuşamıyorsun yani. Yorgunluk. Başa bela. Peki kardeşim. Ah, bu da 3. Bir tanesi de var da onu çıkarmayacağım. Belki gaza gelirsem onu da içerim anasını satayım. Şimdi dur. Şimdi kardeş bunu da çıkardık. Homojen dağıtıyoruz arkadaşlar. Bunu da aldık. Bunu da dağıtıyoruz. Bak. Biraz soğuk olacak. İnşallah hasta olmam. Buzdolabından çıktı. Ve o protein tozu da tat verdi şu anda. Ki o benim için yeterli. Ki biz burada tatla hiç işimiz yok bizim. Bence tadı şu an çok güzel. Yeter. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tadıma geçiyoruz. Aynen. 160 gram burada. 160 gram. 320, 480 gram karbonhidratı. Ne kadar sürede alabileceğim bakalım. Ne o? 0104 diyor. Saat mi? He. Kaç dakikada şey yapacağım? Bakalım. 05 oldu. Acayip soğuk. Çok soğuk oğlum bu. Biraz ısınsaydı ya. Bir dakika bile sürmedi biri. Kanka boğazım dondu. Beynim dondu. Oğlum burayı niye ayarlamak? Vallahi yarın boğazımdan hasta olursam hiç şaşırma. Bak buraya da. Dur lan az bir şey, soğuk bir şeydir. Hasta olmazsın inşallah. Ha çok soğuk la buzdolabı. Dışarıda soğuk falan ya. İktidar soğuk. Evet şimdi böyle. Böyle de bununla da sildik baba. Her neyse. Şuraya geldik. Üstümüze dökmedik değil mi? Devam ki. Çok soğuk kanka. Boğazım ağrıdı. Nefes alak. Kıpkırmızı olmuşumdur şu an. Olmuş muyum lan? Tamamen boğazım alakalı bir şey. Midede hiçbir sıkıntı yok. Boğazım dondu. Çıkarsaydım bir saat önce bunları. Sabahtan beri de her şeyi yedim. Bundan iki tane içtim bugün daha. Ah. Dondurma gibi. He, bunu da suyu tutuyorsun. Devam ki. Mesela... Şimdi herkesin merak ettiği midem mesela hani sulu sulu mu? Değil işte. Zaten kıvamı su gibi değil şu anda. Rahatsız edici hiçbir şey yok şu anda yani. Hiçbir şey yok. Tam öyle bir kıvamdayız ki yani. Böyle bam bam gidiyor. Yiyip ne yapacaksın? Motor kaşıkla kaşıkla Allah çiğne çiğne. Zaten senin için çiğnemişler yani anladın mı? Bunu ye. Sindirle bir saat sonra acıkıyorsun. Ben şu an bile acıktım. Yani şu an açım kardeşim. Devam ki. Ben galiba dördüncüyü de yiyeceğim. Üç yedim, dördü de yiyeyim de olay olsun bari. He? Vallahi hasta olayım diyorsun, olmayayım diyorsun. Yapacak hiçbir şey yok. Onu da iş yerine götürdüm. Yiyemedim. Bak şimdi bir tık midede varlık hissettim. Bir tık midede varlık hissettim yani.
Ve ne kadardı kanka? 44 TL. Şu an 44 TL. Bu bir kilosu, bunun bir kilosu 180 liraya, 200 liraya satılıyor. Bunu 44 TL yaptık biz. Hani sonra ben param yoktu da, alamadım da, bilmem ne de. İşte bu aslında bu bir supplement değil. Hani bunu size supplement diye satıyor. İçine aroma koyuyor. Bu supplement değil bu. Mikro gıda hani bu. Supplement değil yani. Sen bunu satın alınca supplement satın almış olmuyorsun yani aslında. Bu mikro gıda. Olay böyle yani. Ama bunu supplement gibi adam diyor ki mesela hani insanın supplement alma duygusunu gidersin diye bulunan şeyler. İşte çikolatalı fıstık ezmesi. Zaten o fıstık ezmesi yani. Ama diyor ki adam ben supplement almış hissine kapılıyor yani. Pirinç unu alıyor. Supplement almış hissine kapılıyor yani. Aroma, tatlandırıcı alıyor. O bir supplement değil yani. Neyse onu da anlattık. Evet işte böyleydi. Bugün yarınkiler hazır. Ben normalde bundan 3 tanesi benim bir günlüğüme yeter. 3 tanesi. Bir günlüğüme yeter. Yarım ölçekte koyuyorum. O yarım ölçekten de 10-12 gram, 12-15 gram işte koyduğun kadar şey geliyor. Bu da her evde olan sarı bez. Tabi kardeş. Kutsal sarı bezimizi yıkayalım. Benimki biraz zaten şey oldu. Her neyse. Böyle olduğu zaman sen günlük alman gereken karbonhidratı alıyorsun kardeş. Kilo alamam, kaliteli kas kütlesi koyamam ve burada sıfır yağ. Yağ ma yok. Tamamen kütle bu. Tamamen kütle. Bu kadardı. Kapatalım o zaman. Haydi o zaman. Şey mi diyoruz? Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bam bam. Çat. Bam.